onun Şirin ilçesi Mudurnu, Mudurnu Tarım İlçe Müdürü Sayın Erdoğan Gül. Sayın Gül, sizi tanıyabilir miyiz? Konya, 1969 Konya doğumluyum. İki çocuğum var. Şirin Mudurnu'muz 6 mahalle, 1 kasaba ve 73 köyden oluşmaktadır. Yüz ölçümü çok geniş olduğu için ulaşımlarda sıkıntı çekiyoruz. Dağlık bölge olduğu için sıkıntı çekiyoruz. Bir ucumuz Ankara, bir ucumuz Nallıhan, bir ucumuz Düzce ve Eskişehir, Bilecik'e bağlanmakta. Çok dağınık bir yerleşim yeri Mudurnu. Peki bu dağınık yerleşim yeri olması dolayısıyla bölge iklimi, coğrafi yapısı, bölgede yetişen ürünlerini nasıl etkiliyor? Şimdi Mudurnu bölgesi hem karasal iklim hem Karadeniz iklimi göstermektedir. Dolayısıyla ürünlerde çeşitlenmektedir. Özellikle Bursa bölgesine girdiğimiz yerlerde domates, marul yetiştirilmekte. Diğer bölgelerde, kırsal bölgelerimizde de buğday, arpa türü şeyler yetiştirilmekte. Mudurnu çayının geçtiği bölgelerde de yem bitkileri, yonca, korunga, fih türü, sıracılık mısır yetiştirilmektedir. Peki ilçedeki hayvan sayısı, büyükbaş ve küçükbaş? İlçemiz genel anlamda yaklaşık bir sayı. 25 bin büyükbaş hayvanı bulunmakta, 18 bin küçükbaş, 8 bin adet de kümesimiz bulunmaktadır. Bu 8 bin adet kümes de aylık ortalama 350 bin, 360 bin hayvan yetiştirilmektedir. Broiler, tavukçuluk yetiştirilmektedir. Dolayısıyla peki, bizim bu bölgemiz tavuk cenneti diyebiliriz. Yetişen bu ürünlerin ihracat boyutu nedir? Sanırım evet, tamamen bu durumda yetiştirilen tavuklar ihracat. Tamamı değil, tamamı değil. Belli bir kısmı ihraç ediliyor, belli kısmı yurt içinde tüketimi yapılmaktadır. İç piyasada tüketimi yapılmaktadır. İlçemizde bir adet broiler kesmanesi bulunmakta olup günlük 80 bin ile 60 bin kapasite kesim yapmakta ve bu kesilen hayvanların %20 ile 25 arası ihracat yapılmaktadır. Peki büyükbaş ve küçükbaş hayvana gelecek olursak bu hayvanların üretimi, üretilen ürünlerin pazarlaması ve dolayısıyla ilçe ekonomisine katkısı nedir? İlçemizde yaklaşık 60 ton günlük süt kapasitesi bulunmaktadır. Bu 60 ton süt 3 tane süt fabrikamız bulunmakta olup bu 3 süt fabrikasında işlenen kısmı işlenmektedir. Diğer artan kısımlar da büyük firmalara gönderilmektedir. Yalnız burada 3 tane bu süt fabrikasının 3'ü de kırsal kalkınma kanalıyla yapılmıştır. %50 destekli olarak Tarım Bakanlığı tarafından yaptırılmıştır. Peki bölge üreticisi bu kırsal kalkınma desteklerinden ne kadar faydalanmakta? Kırsal kalkınmadan genelde bizim üreticimiz Bolu bölgesinde en fazla destek alan ilçelerden birisidir. Özellikle bu kümes yapımında, kırsal kalkınmada kümes yapımında ve bu fabrikaların yapımında en fazla desteği biz almaktayız. Çünkü bizim Bolu'da Mudurnu ilçesi kadar çalışkan ilçe nadir bulunmaktadır. Tarım üzerinde çok çalışkan insanlarımız bulunmaktadır. Dolayısıyla bu sizin başarınız ve halka yansıttığınız bir örnek model. Bizden çalışkan ziyade insanlarımız bizi tetikliyor, biz insanları tetikliyoruz. Sadece evet, bizim başarımız değil yani. Sizin tecrübenizle halkı bilinçlendiriyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Onlar da üretime yönelik çalışmalar tabii yapıyorlar. Tabii ki. Halk çalışkan olduğu için
Onlar bizi tetikliyor. Biz de onları tetiklediğimiz zaman belli bir ivme kazanıyoruz. O ivmeyle devam ediyoruz. Yani kendi çalışmalarınızdan önce halkın çalışmasını örnekleri sürüyorsunuz. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Peki efendim, çiftçi kayıt sistemi ve mazot desteğinden bölge üretici nasıl faydalanmakta? Bölgemizde şu anda 3750 adet çiftçimiz mazot gübre desteğinden yararlanmakta. Her yıl bu dosyalar tekrar tekrar yenilenmekte, sistemimize girmekte. Bu sistemden çıkan icmaller bir ay askıda tutmaktayız. Herhangi bir hata olursa bu hata giderilsin diye vatandaşımıza duyuruda bulunuruz. Daha sonra eğer bir hata yoksa kesin icmalleri alırız, bankaya göndeririz. Bir yıl içinde de o paralarını alırlar. Bunun yanında sadece mazot gübre yok tabii ki. Bizim Tarım Bakanlığı'nda destek çeşitimiz çok fazla. Yem bitkimiz var. Özellikle bu sılajlık, yonca, korunga, fi, tek yıllık yem bitkilerimiz var. Çok yıllık yem bitkilerimiz var. Bunlara da destek vermekteyiz. Bu destekler sadece yem bitkisi hayvancılığı geliştirsin diye yaptığımız destekler bunlar. Yani ota verdiğimiz bir destek değil yani. Ondan dolayı da bizim bu bölgede hayvancılık gelişti. Bu yem bitkilerinin desteğiyle vatandaş yemini daha ucuza mal ettiği için büyükbaş yani hayvancılık gelişti. Evet. Evet. Başta kazanç kârı biraz daha yüksek diyorsunuz. Peki anaç, sığır ve buzağı desteklemelerinden nasıl faydalanılmaktadır? Özellikle anaç sığır desteklemeleri eğer birlik veya kooperatif üyesi olma şartı bulunmaktadır. Bu birlik üyesi ise, damızlık birliği üyesi ise 380 lira, birlik ve kooperatif ise 325 lira destek almakta. Hayvan başı, hayvan adet başı. Burada birliğe üye olma şartı aranıyor. Tabii ki. Zaten Türkiye'de tarımın gelişmesi için ya kooperatifleşme olması lazım ya birlik olması lazım ki ürettiğin ürünü pazarlayabil, efendime söyleyeyim, üretimin daha rahat olsun, desteklemeleri daha rahat al. Peki bölge üreticisinin yüzde kaçı birliğe üye? Şu anda Mudurnu bölgesinde %90'a yakını üyedir. Ya kooperatif üyesidir, ya süt birliği üyesidir, ya damızlık birliği üyesidir. Yani bizim burada çok büyük bir başarı. Zaten bu süt birliği de 2009 yılında kurulmuş bir birlik. Bir arkadaşla zoraki kurduğumuz bir birlik. Ama gerçekten başarılı oldu. 15 kişiyi bulamazken şu anda 1200'e yakın bir üyesi var. Benim değil, süt birliğinin üyesi var. Yani sizin sorunuzla kurulan, bir üyesi. Evet, evet. Çünkü bizim burada daha önceleri kooperatifler başarısızlık yaşadığı için... Türkiye geneli kooperatifler konusunda bir başarısızlık ve güvensizlik söz konusu. Evet. Bunun yenmenin şeysi nedir? Eğitim. Eğitim, eğitim, eğitim. Şimdi bu kooperatifle birliklere başkan olarak veya yönetim olarak seçtiğimiz insanların eğitimi düşük olduğu için yönetim zafiyeti var. Yönetim zafiyeti olduğu için de zarar ediyor. Şimdi vatandaş zarar ettiği bir işe de tabii ki girmez. Bizim bu bölgede bu 15 tane kooperatifim, tarımsal kalkınma kooperatifim bulunmakta. Fakat bu 15 kooperatifin sadece 3 tanesi büyükbaş hayvanla uğraşmakta. Diğerleri hep ormanla uğraşıyorlar. Dolayısıyla bu kooperatifleri hayvancılığa yönlendirmemiz lazım. Yani tarım ve hayvancılığı geliştirmemizin tek şartı kooperatifleri canlandırıp, kooperatifler üzerinden sütlerini pazarlamak, hayvanlarını kooperatif üzerinden pazarlamak gerekir. Peki ilçede organik tarıma yönelik çalışmalarınız var mı? Tabii ki. Şu anda Munluşlar köyümüz daha önce Marmara Kalkınma Ajansı ile birlikte 15 kişiye organik üretim yapmak için sertifika verdik 3 yıl önce. Şimdi yeni bir çalışmamız var.
İŞKUR'la birlikte organik tarım üzerine kurs açtık. Hem tamamen kadın çiftçilere yönelik. Tamamen kadın çiftçi. Özellikle kadın çiftçilerimiz daha başarılı. Sizin özellikle ilçe müdürlüğü olarak kadın çiftçilere yönelik yaptığınız çalışmalar var mı? Tabii ki. Şu anda süt sığırcılığı, yetiştiriciliği için özellikle iki köyümüzde 40'ardan 80 kişiye eğitim verdik. Sadece bayanlar üzerine. Çünkü bu sağım işlerini ve bütün işleri bayanlar yapmakta. Peki, dolayısıyla hijyeni ne kadar yakalarsak kaliteli sütü de o kadar yakalamış oluruz. Bayanların ilgisi nasıldı? Bayanların ilgisi erkeklerde daha fazla. Tabii ki bu birebir ilişkilerden doğan işler. Yani özellikle ben dedim, efendim siz eğer bayan eğitmen istiyorsanız bayan eğitmen göndereceğim. Yani siz eğer öyle soyutlamak istiyorsanız kendinizi sadece bayan eğitmenle çalıştırırım sizi. Ve zoraki 40'ar kişiden 80 kişiye eğitim verdik. Yani ve çok güzel oldu. Perdenin önünde erkekler görünse bile maalesef, perdenin arkasında maalesef, bayan üreticiler var. Maalesef bizim özellikle Türk toplumunda bayanlar daha öncelikte. Yani bu iş konularında, tarım ve hayvancılıkta tarlaya gidiyorsun bayanlar. İnek sağımına gidiyorsun bayanlar. Yani şimdi erkekler daha çok diğer ağır işler için uğraşıyorlar. Ama bayanlar bu tür işleri yapabildikleri için özellikle tarım ve hayvancılığı bayanlara entegre yapmakta fayda var diyorum. Ve daha da gelişeceğine inancım var. Peki Sayın Müdürüm, toparlamak gerekirse Mudurnu için projeleriniz neler bundan sonra? Özellikle bayanlar üzerinde kümes hayvancılığı bayanlar üzerine, yumurta hayvancılığı bayanlar üzerine. Yani bence bayanlar daha başarılı oluyor. Onun için bayanlar üzerine yapmakta fayda var diyorum. Benim projelerim de genelde bayanların üzerine olacak. Siz de müdürlük olarak kadınları destekliyorsunuz. Evet, bu alanda. Evet. Çalışma hayatına kazandırıyorsunuz. Mutlaka ekonomiye en büyük katkı kadınlar çalışırsa olur. Yoksa sadece erkeklerin çalışmasıyla ekonomiye katkı da bulunmaz. Dolayısıyla kadın eğitilirse toplum eğitilir, kadın eğitilirse dünya eğitilir. Evet, çok güzel söylediniz. Çünkü kadın öğretmendir, kadın anadır. Evet. Çünkü çocuğu yetiştiren annedir. İlk eğitimi veren annedir. Eğer o çocuk ilk eğitimi düzgün almadıysa sonunda okula gitse de o eğitim alamıyor. İlk aile de başlıyor eğitim. Eğitim ailede başlıyor. Özellikle anne de başlıyor. Çünkü baba sürekli dışarıda olduğu için çocukla haşır neşir olan annedir. Terbiyeyi veren annedir. Eğitimi veren annedir. Bu yüzden kadınların eğitimine siz de büyük önem veriyorsunuz. Kadınlar eğitilmeli. Kadınlar eğitilmeli ki bu ülke başarıya ulaşsın. Peki son olarak başta kadın üreticiler olmak üzere Türk üreticisine ve Modern'daki üreticilere mesajınız ne olur? Çalışmak. Şimdi bizim insanlarımız şimdi yatarak para kazanmayı düşünüyor. Maalesef üretim yapmadan kesinlikle Türkiye'de ekonomi belli bir yere varmaz. Yatarak para kazanan tek sistem var mı durumda? O da tavukçuluk. Tavukçuluk yatarak değil, o da çalışma. Evet, yatarak yani tavuklar, dışarıdan tavuklar yatarak. Evet. Tamam. Bak, tavuklar yatarak para kazandırıyor. Ama insanlar maalesef bir şeyler üretmeli ki ülke ekonomisine katkıda bulunsun. Üretmeden kesinlikle enflasyon düşmez. Bir memlekette enflasyonun düşme nedeni üretimdir. Siz üretimi ne kadar artırırsanız Türkiye'de enflasyon o kadar düşer. Dışarıya bağımlılıkla enflasyon düşmez. Biz bu memlekette bir Hollanda, bizim bir Konya bölgesinin toprağı kadar biz o kadar ihracat yapamıyoruz.
memleketimizde ilk önce tohum üreteceğiz. Yani bilinçli tarım yapalım. Bilinçli tarım ve özellikle üniversitelerimiz. Üniversitelerimiz çok çalışması lazım. Ki Ar-Ge çalışmaları. Ar-Ge çalışmaları. Tabii ki devletimiz de o üniversitelerimizi destekleyip o Ar-Ge çalışmalarında tohumumuzu kendimiz üretmemiz lazım. Dışa bağımlılıktan kurtulmamız lazım. Evet, kesinlikle. Şu anda bir şöyle düşünelim. Bizim özellikle tavukçu bölgesi olduğumuz için şu anda yem üretebilmemiz için soya fasulyesine ihtiyacımız var. Soyayı biz dışarıdan alıyoruz. Dolar yükseldiği an otomatikman soya yükseliyor. Bunu biz neden üretmiyoruz? Onun için de biz bu bölgede soya fasulyesi projesi uyguladık. İnşallah başarılı olacağız ve entegrelerle görüşüp sözleşmeli ekim projesi yapmak istiyorum. Yani ürettiğini vatandaş götürecek, fabrikaya verecek, teslim edecek, parasını alacak. O şekilde sözleşmeli bir üretim modeli düşünüyorum. İnşallah bu yıl yaptım ama tabii ki projeler geçerse uygulanır, geçmezse uygulayamayız. Efendim çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını dileriz. Teşekkür Toprak ederiz. Toprak TV ailesi olarak gerçekten çok başarılısınız. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Merhaba, sizi tanıyalım. Merhabalar, ben Birinci Gıda ve Süt Ürünlerinde sorumlu olarak çalışıyorum. Fabrikamız... Ne zaman kuruldu? Fabrikamız 2005 yılından itibaren faaliyettedir. Yaklaşık 10 yıldır burada faaliyet gösteriyor şu anda. Burada peynir ürünleri evet. Faaliyette. Evet, dolayısıyla evet. Bize sütün peynir aşamasına gelinceye kadarki işlemlerini anlatır mısınız? Tabii sütümüz bize kooperatifler aracılığıyla köylülerden sütler alınıyor günlük olarak her sabah ve her akşam. Günlük taze gelen sütlerimiz burada süt alımda, süt soğutma tanklarında muhafaza ediliyor. Ve her gün sabah gelen ve akşam gelen sütümüz günlük olarak işleniyor. Günlük işlediğimiz süt 15 ile 20 ton arasında değişiyor şu anda. Ama şu anda bu buradaki fabrikamızdan ilerleyen zamanlarda taşınacağımız için bu kapasite ilerleyen günlerde diğer tarafa geçtiğimizde daha fazla artacaktır. Evet, Müdür Bey size sormak istiyorum. Bunun gibi Mudurnu'da kaç tane işletme var? Şu anda bizim Mudurnu'muzda 3 tane süt ürünleri işleme tesisimiz bulunmaktadır. En fazla süt işleyen firmalarımızdan birisi Birinci Süt'tür. Üreticilerimizden toplanan sütlerimiz buraya soğuk tanklarla getirilip bu tanklara boşaltılıyor. İşleme girene kadar soğutulmuş olarak soğuk zinciri bozmamak şartıyla burada depolanıyor. Daha sonra buradan depolanan süt içeriye işlem görmek üzere içeriye alınıyor. Dün imal ettiğimiz 400 gram peynirlerimiz 400 gram makinamızla paketleniyor şu anda. Yeterli kuruluğa ve kıvama geldiğinden emin olduğumuzda 400 gram peynirimizi
makinemizden geçirerek vakumunu yapıyoruz ve paketleme aşamasına geliyor. Evet, soğuk hava depomuzda paketlenen ürünlerimiz burada muhafaza ediliyor. -2 derecede, -3 derecede bozulmaması açısından günlük olarak burada tutuyoruz. Ve burada paketlenen ürünlerimiz de ertesi gün dağıtım aşamasına geçiliyor. Burada peynir çeşitlerimizi isterseniz size tanıtayım. Deve dili peynirimiz var, yukarıda gördüğünüz. Vakumlu dillerimiz var. Ondan bir tane gösterelim. Nasıl bir peynir, deve dili peynir? Deve dili peynirimiz bizim şöyle gerçekten büyük bir peynir. Boyut olarak büyük bir peynir ama tabii ki yani istenilen gramajda satış aşamasında istenilen gramda kesilip satılabiliyor. Yine bizim kutu dil dediğimiz tuzsuz ve tuzlu dillerimiz var. Bu da yine paketlenmek üzere burada bekletiliyor. Yeterli kıvama uygunluğa geldiği zaman paketlenecek. Peki kaç çeşit peynir var şu anda burada? Yani çeşitimiz şu anda fazla. Kaç çeşit diye sorarsanız yaklaşık. Hani yaklaşık hani 25-30 diyebilirim size. Kaşarın tüm çeşitleri. Evet, kaşarın bütün çeşitlerini hemen hemen yapıyoruz burada. İşte abazılan tutunda çerkezi, sepete kadar, çeçil peynirine kadar, işte dil peyniri, bunların hepsi burada üretilebiliyor. Merhaba, sizi tanıyalım. Zeynep Bodur. Zeynep Hanım, kolay gelsin. Sağ olun. Güzel bir işletme, güzel bir girişimci, evet. Kadınsınız. Teşekkür ediyorum. Ne kadar süredir mantar üretimi yapıyorsunuz? 12 yıldır. 12 yıldır. Peki bize mantarın üretim aşamasını anlatır mısınız? Bizim elimize geldiği zaman 14 gün kuluçka dönemi var. Kuluçka döneminden sonra bir hafta 9 gün içerisinde havasına giriyoruz. 11-12 günde de flaşına giriyoruz. Yani toplamda bir ayı mı buluyorsunuz? Aynen, toplamda 33 günü falan buluyor. Peki mantar üretiminde yaşadığınız sorunlar neler? Mantar üretiminde özellikle pazarlama. Pazarlama sıkıntımız yok. Sadece bizim hani mantarda hastalık veya mantarın bir kendine özgü bir sineği var. O sinek basmadıktan sonra sıkıntımız yok. Şu anda da Mudurnu'da bir başka süt üretim merkezindeyiz ve firma yetkilisi var yanımızda. Sizi tanıyalım. Mustafa Ateş ben. Mustafa Bey, ne zaman başladınız bu tesis? Ne zaman kurdunuz? 1995 senesinde süt üretimine başladık. Süt toplama asıl oradan kaynaklanıyor. Sonrasında 2005'e kadar bölgedeki süt fabrikalarına süt verdik. Sene 2005'ten sonra il dışındaki süt firmalarına süt satmaya başladık. Daha sonrasında da 2009 yılında
2010 arasında bu tesisi kurduk. Burada ilk baştan süt alım ve soğutmaydı. Sonrasında mandıraya çevirdik. Yani nereden sütü... aklınıza geldi? Neden böyle bir ihtiyaç doğdu? Ya biz çocukluktan beri bu sektördeyiz. Şimdi hayvan bakımı olsun, daha sonrasında süt toplamı olsun. Yıllarca hep mücadeleyi verdik. Bizim çoğu akrabalarımız da zaten sütçüdür hala da. O şekilde devam ediyor. Şimdi çocukluktan beri süt, bir kere derler bizim sektörde, hani parmağın değdikten sonra yapacak bir şeyin kalmaz, bırakılmıyor. Farklı bir sektör. Peki burada ne tarz ürünler işliyorsunuz? Yoğurt, kaymaklı yoğurt, ayran, kaşar, yöresel peynirler işte örgü, abaza, çerkez, dil, isli peynir, kaymak, süzme yoğurt, çeşitlerimiz var. Peki bu ürünleri pazarlamada yaşadığınız sorunlar var mı? Tabii. Şimdi bizim sektörde zor. Yani, nedir zorluğu? Rakip çok. Yani rakiplerinizle rekabet gücünüz mü yok? Tabii o sektörde rekabet gücümüz çok az. Yani diğer bölgelere göre mesela Afyon'dan gelen bir peynir, Samsun tarafından gelen bir peynir veyahut da İzmir tarafından gelen bir peynirle yani rekabet etmek şansımız çok zor. Hele hele yazın yani 5 liralara kadar varan bir fiyat sıkıntımız var. Bu da bizi yoruyor. Siz bu sorunu nasıl aşıyorsunuz? Ya şöyle diyelim, biz aşamıyoruz. Sorunu aşamıyoruz ama yani fazla sütümüzü biz siparişlerden sonraki fazla sütümüzü dışarıdaki ulusal firmalara satıyoruz. Bir tane firmayla çalışıyoruz. Ona gönderiyoruz. Mesela böyle bir sıkıntıyla ilk kurduğumuz yıllarda yaşadık. Yani sütü fazla olduğu zaman satamadık. Artı hani mal üretip satamadık. Sonrasında sütü sattık. Sütü satıp öyle çevirmeye başladık. Yaz geldiğinde ürün elimizde çok aşırı oluyor. Ve bunu stoğa çevirdiğimizde devam edilmiyor. Artık yani aşılmaz bir hale geliyor. Ama sütü sattığımız zaman sıkıntı yaşamıyoruz. Ulusal firmalara sütümüzü gönderiyoruz. Siparişimiz kadar işleyip işimize devam ediyoruz. Peki sektördeki rakiplerinize ekranlarımız aracılığıyla mesajınız ne olur? Ya hani bizim mesajdan ziyade ne kadar mesaj versek herkes bir mücadele içinde. Zaten sektör çok zor. Yani Tarım Bakanlığımız tamam destekler veriyor ama şimdi 12 milyarlık bir cezayı yani merdiven altı üretime 12 bin lira ceza mı var? Ya 12 bin lira ceza. Biz para kazanamıyoruz ve işimizi de büyütemiyoruz. Ya 12 bin lira ceza nedir ki yani? Cezanın bir şey değil. Caydırıcı olması gerekiyor. Tabii. Biraz daha caydırıcı olması gerekiyor. Güçlü olması gerekiyor. Merhaba, kolay Merhaba, gelsin. Sağ ol. İsmin nedir? Yeter. Yeter? Evet. Ne zamandır çapa yapıyorsun? Vallahi son bir aydır biz buraya gelmişiz zaten. Nereden geldiniz? Şanlıurfa'dan geldik. Kaç kişi geldiniz? 11 kişi geldik. Aile mi? Hayır, iki aileyiz. İki ailesiniz. Evet. Peki nerede kalıyorsunuz burada? İşte ileride evimiz var, orada kalıyoruz.
zorluk yaşıyor musunuz böyle Şanlıurfa'dan gelip buralarda? İşte buranın havaları geç, hani sıcak oluyor ya. Elbette biraz sıkıntı yaşıyoruz. Oranın sıcağından sonra burası soğuk mu geliyor? Soğuk geliyor. Şu an biz çadırlara soba koymuşuz, evin içine soba koymuşuz. Peki ne kadar buradasınız daha? Daha 5 ay buradayız yani. Abicim merhaba, kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun, teşekkür ederiz. Burada marul üretimi yapıyorsunuz. Evet, evet, evet. Ne, kaç yıldır yapıyorsunuz? Bu yaklaşık 20 yıldır falan üretim var. Biz de 15 senedir falan yapıyoruz. Peki ne kadarlık alanda üretim yapıyorsunuz? Yaklaşık bir 1000 dekarı aşkın bir alanda yapıyoruz. 1500 dekar falan yapıyoruz. İki defa ekim yapabiliyoruz senede. Yılda iki defa, yılda iki defa ekim yapabiliyoruz. O yüzden biraz daha artıyor. 2000 dekar üstüne çıkıyor yani böylelikle. Peki marulda yaşadığınız herhangi bir sıkıntı var mı? Yaşadığımız sıkıntılar hastalıklar, öncelikle hastalık sıkıntısı çok. Ne hastalığı oluşuyor? Genelde bu sulama çok istediği için mildiyo hastalığı, mantar hastalığı çok oluyor. Daha sonra işte bizim... Kuraklıktan mı oluşuyor mantar hastalığı? Yok, bazı aşırı sulamadan ve çok kuraklıktan. Yani marul göründüğü gibi kolay değil aslında. Yani suyu çok dengeli vermemiz gerekiyor. Bu yüzden çok suladığımız zaman, çok suyu da biraz kestiğimiz zaman hastalık yapabiliyor. Bu özellikle yaz aylarında daha fazla artış gösteriyor. Şu an pek şey yapmasa da. Peki satış pazarlama alanında herhangi bir sıkıntınız var mı? Biz satış yapamıyoruz. Biz sadece yetiştirik yapabiliyoruz. Neden siz satış yapamıyorsunuz? Pazarlamayı işte tüccarlar gelip alıyor bizden. İstanbul'da tabii bu işi devamlı tüccar 12 ay bir fil yaptığı için daha kolay pazarlayabiliyor. Biz 5-6 ay bir sezonumuz var bizim. Dolayısıyla İstanbul'da yani barınmamız mümkün olmuyor. O yüzden onlar biraz daha avantajlı satıyorlar bize göre. Biz de işte mecburen onlara vermek zorunda kalıyoruz yani. Biz üretiyoruz, onlar da satışını, tabii, satışını yapıyorlar yani. Ama esas yani işin kaymağını onlar o öbür taraf yiyor. Biz pek bir şey burada göremiyoruz yani. Peki kaymağı sizin yiyebilmeniz için yapılması gerekenler neler? Aslında işte bilmiyorum, bir organizasyon, bir kooperatifçilik türü bir şey olabilir. Böyle bir girişimde bulundunuz mu? Şu ana kadar bulunmadık. Biz köylü olarak da yani pek bir şey bu konuda bir girişimde bulunduğumuz söylenemez yani de. Bilmiyorum işte İstanbul Belediye, biz İstanbul'a satıyoruz bu şeyleri. İstanbul'da belki bir dükkan tutulabilir ama bizim kooperatif olmadığımız için, küçük çapta yaptığımız için bir başka yerlere göre pek çok fazla da barınacak şansımız olmuyor. Yani bir büyük yapamadığımız için uzun süre bir şeyimiz olmuyor yani.